Efendim bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ancak hiçbirimiz mutlu, umutlu kutlayamıyoruz. Zira akıllarda kadın cinayetine kurban gitmiş isimler, yüreklerde ise halen erkek şiddeti, tacizi nedeniyle sindirilen kadınlar var. Her seferinde son olsun dendi ama hiç bitmiyor. Bugün de kadınlar yurdun dört bir yanında sokaktaydı. İstanbul'daysa adres Beşiktaş'tı. Yüzlerce kadın meydanları doldurdu. Özgürlük, eşitlik çağrısı yaptı. Erkek şiddetine hayır dedi. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadınlar. Kimi zaman evladını koruyup kollayan bir anne, kimi zaman emekçi bir kadın. Bugün sokaklar doldu taştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işte böyle kutlandı. Asla yalnız yürümeyeceksin. Kadın olmanın bütün sıkıntısını, baskısını ve sancısını üzerimden atıp mücadele etmek için buradayım. Bugün 8 Mart. Bugün elinin değdiği her detayı anlamlandıran mücadeleci, emekçi kadınların günü. Bizler tabii ki her gün, her alanda mücadele eden kadınlarız. Kadın tamamen özgür, istediğini giyebilir, istediğini söyleyebilir, istediği gibi gülebilir. 8 Mart'ta kadınların tek bir isteği vardı. Öldürülmediğimiz, yalnız yürümediğimiz günler istiyoruz dediler. Kadınlar Beşiktaş Meydanı'nda toplandı. Hepsinin dilinde aynı sözler vardı. Bir kez daha haykırdılar. Eşitlik, özgürlük çağrısı yaptılar. Yolda yürürken bile asla rahat yürüyemiyoruz. Hani giyim kuşam hiç fark etmiyor. Özge Can'dan Şule Çet'e kadar Ayşe Paşalı cinayetleri. Kaybettiğimiz bütün kadınlar adına buradayım. Sanatçılar da destek verdi. Binlerce kadın meydanları doldurdu. Bir yerlerde yalnız olduğunu düşünen bütün kadınlara, bütün çocuklara ses etmek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayım. Bütün dünya kadınlarının Kadınlar Günü'nü kutluyorum.